İza tevaddar recülü, bir kimse abdest alsa, fe ahsenel vudu'ya, abdestini de ama güzelce alsa. Hep hadiste böyle geliyor muhtemelen. Yani peygamber böyle buyuruyor aslında böyle. Bakınız, İza tevaddar recülü, bir kimse abdest aldığı zamanlar, fe ahsenel vudu'ya, ama abdestini de güzelce aldığı zaman. Yani özene özene aldığı zamanlar. Sümme harece ile salati. Sonra abdest aldığı namaz kılıcı yerine gidiyor. Namaz kılmaya gidiyor. La yuhrucu illa iyyaha. Amacı sırf namaz kılmaya için gidiyor. Meşriye gidiyor, camiye gidiyor. Hatta evde kalan bir hanım mesela bulunduğu abdest aldığı yerden namaz kılıcı yere giderken bile bu sevaba dahil oluyor muhtemelen. Bir insan demek ki abdest aldıktan sonra bakın ama abdestli olarak bir kimse dışarı çıktı mesela diyelim örneğin camiye gidiyor kişi böylece. Amacı da tek amacı var camiye gitmek ama. Mesela dışarıda işi var da akşam namazdan sonra ne diyor mesela dışarı gideyim diyor. Şunu orayım, bunu orayım işte kahve orayım, şunu göreyim sonra namaz kılıp gelirim. Bu buna girmiyor muhteremler böyle. Abdestini alacak bulunduğu yerde. Abdestli olarak kişi sırf amacı namaz kılmak ne direkt oraya gidecek. Giderse lem yuhudda hatveten ile fealu bir dereceten. Bu kişi bu niyet evinden çıktığı anda tabi evinden, iş yerinden, bürosundan ne olsun kişi abdestli olarak namaz kılmak niyetine çıktığı anda attığı adımıyla beraber bunun bir derece manevi artıyor. Ve hat anlübya hatiye eter. Bir de günah siliniyor. Ama bir adım mesela günah değil. Bir adım atıyor, o attığı adımıyla beraber manevi olarak bir derecesi yükseliyor, bir de günah siliniyor. Öbür adımı attı, aynı şekilde bir derecesi yükseliyor manevi olarak, bir de günahı silini baktırıyor. Yani bunun ne şartı böylece? Abdest aldığı yerden doğrudan doğruya namaz kılmak nereye giderken? Tabi ibadet olsun da mesela sohbete giderken de hep buna dahil muhtemelen bu şekilde böylece.